Sevgili şeylerim merhabalar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Kısa sürmesini ümit ediyoruz. Genelde aslında Ulaş Tepe'nin aşkın örneği yapmış olduğu e, suçlamalarla ilgili bir video çekeceğiz. Sebebi de nedir? Aşkın bizim sevdiğimiz bir siyasetçiydi, arkadaşımızdı ve dürüst olduğuna kefil olduğumuz bir insandı. Eğer e, atılan iftiralara cevap verilmezse biz kendimizi inkar etmiş oluruz. O yüzden e, bazı bilgiler aldık. Onun dışında da size bu bilgileri anlatmak isteriz. Öyle siyasetçi, çamurat izi kalsın mantığıyla Bismillah derse işe bu işin sonu nasıl geleceği belli. Bazıları kendine finansal temel yapmaya çalışıyorlar ki daha rahat çalabilmek için. Buna da müsaade etmeyeceğimizi her fırsatta söylüyoruz ki e, şu zamana kadar ömür boyunca aldığımız pozisyonun hep bir sebebi vardı. Yani hep doğrunun yanında durmaya çalışmamızın bir sebebi vardı. Kendimiz kaybettik, toplum kazansın istedik hep. Yani bizim işimiz maddiyatla, malla, mülkle değildi. Toplumlaydı, milletleydi. O yüzden doğru yerde durmaya, doğru adamı desteklemeye çalıştık. Bu seçimde de öyle yaptık. Gerçi bu duruma artık sorgular oldum biraz. Yani o kadar uğraş sarf ettiğimiz bir seçimde iki adayın yan yana geldiğinde kıyası mümkün olmayan, şu anki oturduğu koltuğa bakarsanız Ulaş Tepe'nin Ulaş Tepe'ye en az 10 gömlek büyük gelen bir koltukta oturuyor ki Gülyalı'da seçime girmiş olsaydı muhtemelen 15 nüfuslu, 13 bin nüfuslu ya da 7 bin nüfuslu Gülyalı'da seçim kaybedecek bir adaydı. Oradan kaçarak geldiği altın orada seçim kazandı kahraman gibi. E, bunu gerçekten ciddi manada sorguluyorum ki Gülyalı'da görev yaptığı 5 yılı tek bir cümleyle bile anlatamadı. Yani tek bir cümleye bile referans alabileceği bir görev süresi geçirmedi Gülyalı'da. Buna rağmen geldi, altın ordu gibi bir ilçede seçim kazandı. E, hakkındaki itir, e, iftira demeyeyim artık da yapılan iddiaları ya da net şekilde ortaya konulan belgelerle özellikle e, konserler ve etkinliklerle ilgili, organizasyonlarla ilgili ortaya çıkan e, belgeleri haberlerde sizlere duyurmuştuk ki 5 yıl boyunca aşkın tören hakkında tek bir yolsuzluk iddiası gündeme gelmedi. İddia olarak bile gündeme gelmedi, bırakın. E, belgeli e, yapılarla ortaya konulacak suçlamaları bir tane iddia bile gündeme gelmedi. Şimdi bu kadar başarılı bir belediye başkanı biraz sonra finansal anlamda nasıl başarılı olduğuna size aktaracağım ki bilgilerini de aldım. Ulaştepe'de işe başlayarak nasıl başladı? İlk Bismillah deyip mesaisi nasıl başladı? Çamur atmayla başladı. Kendilerine finansal altyapı yapmayla başladılar e, siyasete. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Biz Bak şimdi size söyleyeceğim, rakamlar arasındaki fark, anlattığı rakamlar arasındaki fark yaklaşık 300-400 milyon lira. Biz bu kadar bir rant kovalayacağız, bana göre bu manaya geliyor. 5 yıl boyunca biz bu kadar büyük bir rant kovalayacağız anlamına gelen bir finansal açıklama yaptılar. Biraz sonra size somut belgelerle bunun karşılığını da vereceğim. Daha önce Gülyal'da yaptığı işleri de ortaya koymuştuk dediğim gibi. Dünya kadar arsa satışı olmasına rağmen. Bu arada Medet Başkan'la da görüştük. Gülyal'daki e, borç oranı Gülyalı'nın bütçesinin, yıllık bütçesinin %130 üzerinde. Normal limit nedir? Belediyelere verilen hak nedir? %100 borçlama limiti vardır belediyelerin. Kötü yönetilmesi için %100 borçlama limitinde olması lazım. En kötü. Ama burası Gülyalı Belediyesi %130. İftira attığı aşkın tören ya da çamur atmaya çalıştığı aşkın törenin yönetim kadrosundaki borç oranı nedir? Bütçe göre borç oranı onun rakamıyla. Yani Ulaş Tepe'nin açıkladığı rakamlarla %50'si. Yani yasal limitin çok altında çok da iyi bir belediye başkanlığı yaptığını aslında kendisi de itiraf etmiş rakamlarla. Ama onun gerçek olmadığını, rakamlar nasıl saptırdığını biraz sonra sizlere aktaracağım. Ez cümle şunu söyleyeyim, ondan sonra başlayayım size finansal anlamda açıklama yapmaya, atılan iftiranın karşılığını vermeye yani. biz toplumda duruş sergilerken insanların da durduğu yeri doğru seçmesi için mesai veriyoruz. Yani herkes doğrudan yana tavır almalı. Doğru adamdan yana tavır almalı. Genel Başkan ya da büyükşehir belediye başkanı ya da siyasi parti figürlerini baz alarak ya da onlara ceza vermek için bir başka ismi cezalandırmak doğru bir yaklaşım değildi sevgili izleyenler. Yani e, biz seçerken doğru adamları, doğru insanları, ahlaklı insanları, rant, hırsızlık, yolsuzluk işine bulaşmamış insanları seçmek zorundayız eğer bu milleti düzeltmek istiyorsak. Şimdi ben de düşünüyorum, kendi kendime soruyorum. Alemin doğrusu sen misin? Muhtemelen siz de bana soruyorsunuz değil mi böyle? Alemin doğrusu sen misin? Değilim. Ama bir doğrunun ameli bin yanlışı düzeltir. Ben hep buna inandım. Bunun için mücadele ettim. Bunun için de mücadele ediyorum. Bir doğru bin eğriyi düzeltecek. Düzeltmek zorunda. Eğer bu millet düzelecekse, eğer bu devlet düzelecek ve güçlenecekse biz bunu yapmak zorundayız daha önce hırsızlığa, yolsuzluğa meyil etmiş insanlara eğer yol vermeye, yön vermeye devam edersek bu insanlar daha çok çalacaklar. Bir kere yapan yine yapar. Daha büyüklerini yapar. Şimdi Ulaş Cephe'nin ilk icraatını size söylüyorum bak. Muhtemelen ilk size getireceği proje organizasyon olacaktır. Konser olacaktır. Etkinlik olacaktır. Çünkü buralardan başlamış iş. İmar olacaktır. Ruhsatlar olacaktır. Müteahhitlere verilen sözler olacaktır. Tabii takip edeceğiz hepsini. Bakalım nasıl yapacaklar bu işleri. Bakalım nasıl o işin rantın dibine vuracaklar hep beraber göreceğiz. Siz de göreceksiniz kimi seçmişsiniz. Ve bir yıl sonra Ulaş Tepe'nin şu açıkladığı borç rakamlarını tekrar isteyeceğiz sizin için. Tekrar diyeceğiz kardeşim şu borç rakamlarını bir daha koy ortaya. Ha bu arada Ulaş Tepe'nin çok güzel bir işini de size söyleyeyim. Bahadır Baş diye bir adam vardı memlekette bilirsiniz. Ee, çok severiz, çok sayarız kendisini. Belediye Başkan Yardımcısı yapmış kendisine. Hayırlı uğurlu olsun çok sevindim. Ee, ki benim çok takdir ettiğim bir adamdır Bahadır abi. İnşallah Bahadır abi e, Aslı'nın neslini bozmadan belediye başkanlığı yardımcılığını ha, yani kendi e, figürüne göre yapabilir. Kendi karakterine göre yapabilir. E, Gülyalı'da neler yapıldığı belli. Küçücük Gülyalı'da öksüzlük e, anlatımlarıyla ya da e, öksüzlükle ilgili, yetimlikle ilgili e, insanların vicdanına yapılan söylenmelerle ilgili kazanılan belediye başkanlığında araçların nasıl satıldığı, arşıların nasıl satıldığı, hangi amaçla satıldığı, yapılan organizasyonların konserlerin ne kadar para çalınarak yapıldığı hepsini ortaya koymuştuk. Çok da üzerine gitmedik aslında. Niye? Çünkü nereyi tutsan elinde kalan kokuşmuş bir yapı Günalı Belediyesi, Medet Altı Medet Spa inşallah anlatır bunlar. Yani onun da bu konuda bir açıklama yapması lazım. Nasıl bir belediye bırakıldığına yönelik bir açıklama yapması lazım. Biraz sordum. Yani her taraf pislik belediyenin, her taraf pislik Günalı Belediyesi. Küçücük yerden bahsediyor. Burada denize düştüler. Derya denize düştüler. Ne yapacağını siz düşünün artık. Neler yapacağını siz düşünün. Şimdi fazla uzatmayacağım size. Bir internet sayfası sürekli bunu reklam yapıyor. Ben size net bilgilerini anlatayım. şimdi Ulaştepe'nin yaptığı ilk icraat iftira atmak oldu ya. Yani var olan bir ismi karalamaya yönelik ilk çıkış hamlesini böyle seçti Ulaştepe belli ki ne yapmaya çalıştığını size belki sosyal medyadan takip edenler anlamışlardır. Orada da anlattım. Finansal temel yapmaya çalışıyor. Yani rant için, yapılacak yolsuzluklar için finansal temel yapmaya çalışıyor şu anda. Bunun amacı, bunun açılımı bu. Alt yazısı bu. Ben size anlatayım yani. Niye? Şimdi diyor ki 580, 582 milyon 782 bin lira kredi borcu varmış Altınordu Beyliyesi'nin. Asıl rakam kaç ya biliyor musunuz? Şu ana kadar çekilen toplam kredi 208 milyon lira. Nasıl 582 yapmış? 5 yıl boyunca gelecek faizlerle beraber, binecek faizler, önümüzdeki faiz dönemlerini hesaplayarak hepsini e, ödenecek rakamın üzerine koyarak 582 milyon yapmış. Yani muaccel olacak faizlerin tamamını, 5 yıl sonra muaccel olacak faizlerin tamamını da borcun üzerine yüklemiş. Asıl para kaç liraymış? 280 milyon lira. Peki 208 milyon lira pardon. Peki bu 208 milyonla ne yapılmış? Altyapı yapılmış, yol yapılmış, tekstil fabrikası yapılmış. Yani destekle ilgili ne varsa destek kredisi olarak alınmış ve her bir kuruşu da buraya harcamış. 208 milyon. Şimdi size en sonunda bunun, unutmayın bunu, bu tekstilde falan özellikle söyleyeceğim size. Unutmayın ki rakamların nereye gittiğini ve ne kadar büyük bir iş yapıldığını anlayabilirsiniz. Peki bu borcun 115 milyonu da aşkın dönemden önce Engin Tekintaş zamanında çekilmiş. 5 yılı bitmiş, ödemesi bitmiş. Geri kalan 115 milyonluk ödeme de 5 yıl, önümüzdeki 5 yıl boyunca yapılacak paradan ibaret. Yani 208, 110, 115'te düşersen onun içinde, 115'te koyarsan ne yapıyor? 300 küsür yapıyor toplamda. 115'i de eski yapıdan gelen bir borç. Peki 220 milyon piyasaya borç var diye belirttiler. Umarım burayı anlamışsınızdır. 208 milyon artı 115 milyon. E, paradan bahsediyoruz. Toplam borç rakamı 115'i de Engin Tekintaş döneminden geliyor. Önümüzdeki 5 yıl boyunca ödenecek borç. Önümüzdeki 5 yıla yayılmış borç. 208 milyonun faiziyle beraber de toplam 582 milyon yaparmış buranın toplamı. Aşkın Tören döneminde çekilen kredinin toplam rakamı 208 milyon lira. Bu da altyapı, e, yola ve e, tescil, tekstil fabrikası gibi hizmet e, destek kredilerinin tamamından oluşan rakam. Peki 220 milyon lira piyasa borcu açıklandı. 220 milyon lira. Bunu da size anlatayım. 220 milyonun 80 milyonu nedir? 80 milyonu belediyenin şirketi olan albele olan borç. Yani iç hesaplaşma borcu. Borç olarak görülmeyen bir para. 80 milyon lira. Ne kaldı? 140 milyon lira kaldı. 40 milyon ne biliyor musunuz? 40 milyondan daha fazla da aslında şu anda ödenmiş olan belediye per maaşları. Belediye personellerinin maaşları. Bu da bunun içine koyulmuş. 140 milyon, 100 milyon lira düştü borç. Yani toplamda var olan borcun rakamı 400 milyon bile yok. Eğer e, gerçek bir şekilde mali tablo ortaya koyulacaksa toplam rakam 400 milyon bile yok. E, bu belediyenin yıllık bütçesi 1.4 trilyon. Önümüzdeki 6. ayda muhtemelen bir güncelleme daha yapacaklar. 1.6-1.7'ye gelecek. Borç nereye düşüyor sevgili kardeşlerim? Borç, %30'lara düşüyor. Yani belediyenin yıllık bütçesinin yüzde %30'larına düşüyor ve Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir belediye bulmak mümkün değil. Ben o yüzden aşkın töreni çok savundum bu ekranlarda. Bak yine savunuyorum. Türkiye'nin hiçbir yerinde bu kadar güçlü bir belediye bulmanız mümkün değil. Açıklasın rakamları çıksın, delikanlı gibi açıklasınlar. Böyle hani e, çamurat izi kalsın pozisyonda değil, adam gibi açıklanacak. Finansal temel yapmak için değil, çalmak için, yarınlarda hırsızlık yapmak için finansal temel hazırlamayın kendinize. Adam gibi çıkın hazırlayın. Peki bunların yanında kasadaki paradan bahsettiler değil mi? Mesela kas, bu borçları 5 yıl sonraki borçların faizlerine bile yazmışlar ya. Mayıs ayında gerçekleşecek seçim dolayısıyla ertek, ertelenen e, emlak gelir vergilerinden ve kredi kart kartlarından geçen paraları topladığınızda ki bu da Nisan 5 itibariyle hesaba geçmiş, 5 Nisan itibariyle hesaba geçmiş. Toplam kasadaki nakit para 170 milyonun üzerinde. 170 milyonun üzerinde. Yani siz şöyle bir belediye bulmuşsunuz, ben hep söylüyordum. Kümesek gözü diken, gözü diken tilkiler var. Yani bu altın ordu belediyesi çok güçlü, o yüzden burayı çok istiyorlar, çok isteyenler var. Buranın mantığı da bundan dolayıydı. 170 milyon kasanda Mayıs ayı itibariyle para olacak. Bundan hiç bahsetmiyorsun, 15 milyona düşürüyorsun o parayı. Peki size daha vahimini söyleyeyim mi? Daha ee, net bir ee, tablo çizmeniz için yardımcı olayım. Yaklaşık 400 milyon borcu olan Altınordu Belediyesi'nin net rakamlarla önümüzdeki 5 yıllık faizleri karıştırmıyoruz. Bugün itibariyle konuşuyoruz. 400 milyon geliri olan, düzeltiyorum, 400 milyon borcu olan Altınordu Belediyesi'nin önümüzdeki 9 ay boyunca 900 milyon da geliri var. Yani ortalama her ay 100 milyon geliri var. 900 milyon kasasına para girecek. Bunun 40 milyonunu çıkartırsanız, personel maaşı olarak 500 milyona yakın, 6 500 milyona yakın bir para net kasada. Yani bu işler için harcanacak, yatırım için harcanacak, borç ödemek için harcanacak. 500 milyon parası var Altınordu Belediyesi'nin. Yeter mi? Yetmez. Altınordu Belediyesi'nde olmayan, 5 yıl boyunca aşkın tören döneminde kazandırılan arsanın toplamı ne kadardır sizce? Şu an Ulaş Tepe'nin kullanılmak için hazır olan. 200 milyonluk arsa var elinde. 200 milyonluk Bugün güncel piyasa değerli. 200 milyonluk aşkın tören zamanında üretilen arsası var. O yeter mi? Bu da yetmez değil mi? Peki tekstil park kaç liradır bugün satılsa? En az 500 milyon. Gareciler sitesi vazgeçilen asfalt parası sadece vazgeçtiği, aşkın törenin millet sıkıştı pandemiden dolayı ekonomik olarak buhrana girdi deyip de vazgeçtiği asfalt parası kaç biliyor musunuz? 200 milyon lira. 200 milyon lira. Ya şimdi bir belediye düşünün. Bir belediye yıllık bütçesinin %35-40 aşkın tören hep böyle söyledi. Benim borcum yok demedi. Bak kamuya borcum yok dedi. Bak bir lira borcu yok kamuya. Ulaş Tepe'yi de göreceğiz. Kamuya borcu ne kadar olacak bir yıl sonra. Çünkü bir devlet yönetmek, finans yönetebilmek adam iş, akıllı adam iş. Yani bu öyle herkesin çelik çocuğun işi değil. Ağlamayla, böyle sızlanmayla, milletin vicdanında yürümeyle, gülüp söylemeyle yapılacak işler değil bunlar. Bunlar büyük işler. Öyle 100-200-300 lira çalmaya benzemiyor bu işler. Bu işler büyük işler, ciddi işler bu işler. Yönetim için vasıf gerektiriyor, liyakat gerektiriyor. Göreceğiz bunları. Bunları göreceğiz önümüzdeki dönemde. Göreceğiz. Şimdi bütün bunların bir araya geldiğini düşünün. Yani bir belediye düşünün. Bir belediyenin bütçesinin, yıllık bütçesinin %35-40 borcu olduğunu, 200 milyon arsasının olduğunu, 900 milyon gelirinin olduğunu. Yani bu kadar büyük güçlü bir belediye de, malın mülkünü hesapladığınızda çok devasa 5 yılda yapılan bir işin, yatırımın nasıl böyle iftiraya kurban gitmek için kara bir propaganda yaparak böyle insanlara bu adamı kötülemek için malzeme yapıldığını düşünün. Siz Ulaş Tepe'yi değerlendirin. Normalde bu topa girer miyiz? Normalde bu topa girmememiz lazım. Ama insan utanır. İnsanın biraz yüzü kızarır kardeşim böyle bunları söylerken. Kamuoyunda bunu insanlara anlatırken insanın biraz yüzü kızarır. Yalan dolan anlatmayacaksınız. Yani siyaseti yapın, ahlaklı yapın. Adam gibi yapın siyaseti. Aşkın tören gibi bir adama teşekkür etmeniz lazım. Yani bu belediye bırakıldığı zaman e, bu kadar güçlü bırakıldığı için teşekkür etmeniz lazım. Har vurup harman savurun diye değil adam gecesini gündüzüne katarak ne yaptı? Mesai yaptı ve BD'yi güçlendirdi. Size tekrar kısaca özet geçeyim mi? Kısaca özet geçeyim ve bitireyim. Gerisini de artık onlar cevaplasınlar, siyasiler cevaplasınlar. Belediyenin aşkın tören döneminde kullandığı kredi miktarı 208 milyon lira. Net rakam. Önümüzdeki 5 yılı ve geçmiş dönemden kalan 115 milyonu koyduğunuzda 5 yılın faizini, yani şu an gerçek olmayan, şu anki rakamlardan bahsetmiyorlar, Ulaştepe'nin yaptığı rakamlar, açıklamalar, gelecekteki 5 yılda kapsayacak şekilde faizlerin üzerine koyulmuş haliyle hesapladığı rakamlar. Onu nasıl açıkladılar? 208 milyon olan borcu, 582 milyon olarak açıkladılar. Personel maaşının, albeli olan borcun çıkıldığında, 100 milyon olan borcu, yani piyasa borcu olarak söylenen 100 milyon olan borcu, 220 milyon olarak açıkladılar. Kasada 15 milyon var dediler. Gelecek 5 yılların faizini satan adamlar önümüzdeki ayın gelirlerini hiç koymadan buraya satmamışlar. 170 milyon olan parayı da 15 milyon olarak anlatmışlar. Ekstra bu adam 200 milyonluk arsa ödetmiş. Belediyenin elinde şu an kullanıma hazır. 900 milyon gelecek aylardaki geliri var. Ve tekstil fabrikası gibi sadece tekstil fabrikasını satsa e, borcun tamamını ödeyeceği bir e, yatırıma imza atmış araç parkuru, sadece kendi yaptığı araç parkuru belki belediyenin 200-300 milyonluk öz malı olarak şu an e, par, araç parkında duruyor, ekip ekipman parkında duruyor. Bir belediye başkanı daha ne yapabilir, nasıl çalışabilir ben size soruyorum. Şimdi ulaş Ulaştepe'ye yazmanız gereken ya da vermeniz gereken cevap nedir onu da size soruyorum ve size bırakıyorum. Hoşçakalın.